Kaldığımız yerden devam edelim. Anlıyorum. Sen on çeyreği var. Beş var oğlum, ona beş. Sayfa kaç hocam? Canım sayfa kaçtayız? Hemen baktım, 102'deyiz. Baksana. Beş var anneciğim. Beş yok, son dedim. Peki yok. Onlar yok mu? Ben derse başlıyorum, değil mi? Şimdi burada anne bir ailenin sahip oldukları kan grupları verilmiş. İlayda'nın oluşturulabilecek genotip çeşidi sayısını soruyor. O zaman bütün bireylerimizin kan grubunun genotipini belirlememiz lazım. Evet, babamız direkt belli zaten. Çünkü A, B ve negatifmiş. Bu erkek çocuğumuz B'sini biliyorum. Bir de küçük R, küçük R'ye sahip olduğunu biliyorum. B'sini görünürde anneden almamışız. B'sini kimden almışız? Babadan almışız. Ben anneden sadece 0 alabilirim. Çünkü annemizin kan grubu A ise ve çocuğu B kan grubunda olduysa annemizin sadece A 0 olduğunu belirleyebiliyorum. Yine bu çocuğumuz küçük R küçük R'ye sahipse bir tanesi babadan, diğeri ise anneden gelmek zorunda. Anne pozitif olduğu için diğer alelimde baskın olacak. Anne babayı belirledikten sonra diğer çocuğumuzu bulmak artık normal bir çaprazlama yapmaktır. Kan gruplarını kendi arasında çaprazlayacağım. RH faktörlerini kendi arasında çaprazlayacağım. Her iki olasılık birbirinden bağımsız olduğu için çıkan sonuçları birbiriyle de çarpacağım ve toplam durum sayısına ulaşacağız. Burada AA, AB, A0, bir de B0 olmak üzere 4 tane farklı genotip geldi. RH'lara baktığım zaman ya büyük R küçük R'ler gelir ya da küçük R küçük R'ler gelir. Yani totalde 2 tane genotip buradan geliyor, 4 tane genotip buradan geliyor. Olasılıklar bağımsız olduğu için ben 8 çeşit genotip oluşturabilirim diyorum D şıkkı. Bir de şu çökelme sorularımıza bakalım, bir hatırlayalım. Bunlarda böyle pratik bir yöntemden bahsetmiştik. Çökelmenin olduğu tüplerimiz bireyimizin kan grubunu belirleyen elemanlarımızda. Mesela X canlısına, X bireyine baktığımız zaman X bireyimizde A damlatılmış ve A'da bir çökelme meydana gelmiş. O zaman bireyimde kesinlikle A kan grubu vardır diyeceğim. B damlatılmış, B çökmüş, anne, kesinlikle B de vardır diyorum. Ama RH'da, bazen RH demeyebilir, D diyebilir, fark etmez. RH'da bir çökelme karşımıza çıkmamış. Demek ki RH faktörü yoktur. Kan grubumuz negatiftir. Bunun şarjı bitmek üzere Göktürk. Yemeğini bitirdikten sonra ben şarjı takarım, öyle açarız. Lütfen. Lütfen de mi? Sanki mi? A damlatmışız, A çökmüş, A'mız mevcut. B çökmemiş, demek ki B olmayacak. RH da çökmemiş, RH da olmayacak. O zaman A negatif diye yazdım. A damlattım, A yok. B damlattım, B yok. A'nın olmadığı, B'nin olmadığı kan grubumuz sıfır kan grubumuzdur. Ama RH çökmüş, o zaman sıfır pozitifim. A çökmemiş, bu sefer B çökmüş. O zaman B kan grubu mevcut. RH çökmüş, RH'ımız da mevcut olacak. Bunlar çocukların kan grupları. Hepsini tek tek belirledik. Hatta şöyle yanına yazayım. A, B negatif, A negatif, sıfır pozitif, B pozitif şeklinde yazdık. Bu çocuklardan hangileri şu anne babanın çocukları olamaz diye sormuş. Şimdi bir kere annemiz, babamın bilmiyorum, AB pozitifmiş. Babamız sıfır pozitifmiş. O zaman sizin çocuğunuzun kan grubu kesinlikle ya A sıfır olur ya da B sıfır olur.
Sizin çocuğunuz asla 0-0 olamaz. Sizin çocuğunuz asla AB olamaz. Çünkü anneden bir tane, babadan bir tane aldığımız için kan grubunla alakalı iki tane farklı genotipim olacak. Pozitiflikte eksi de çıkabilir, artı da çıkabilir. Çünkü eğer ben heterozigot durumda bir pozitifsem, burada evet büyük R'ler de gelebilir ya da küçük R'ler de gelebilir. O yüzden artısına eksisine bakmayacağım bu soru için. Sadece A'sına B'sine bakacağız. Ve X ve K bizim bu ailemizin çocukları olamayacak. Pardon. Anneciğim ben burada ders yapıyorum aşkım. Yok çünkü odamda izler misin? Hadi aşkım. Ne? Odamda izler. Niye? Çünkü ders yapıyorum burada. Kapat. Onun şarjı da bitmek üzere. Söyleyeyim sana. Birazdan kapanacak. Tek tek götür. Önce laptopu götür, ondan sonra şey götür. Yemeğini. Devam ettim artık. Eşeğe bağlı kalıtıma gidelim bence. Ya da sizin özellikle istediğiniz bir soru tipi varsa onlara bakabiliriz. Hocam eraçları nasıl çaprazlıyorduk ya, ben onu bilmiyorum. Normal. Mesela şu soy ağacınızı yapalım mı? Olur hocam. Baktığımız zaman zaten ben genotipini direkt yazacağım birey. Sıfır olanlardır. Bir de negatif olanlardır. Onun dışındaki bir de AB olanlar tabii. Onun dışında A ve B kan gruplarında farklı ihtimaller olacağı için genotiplerin kesin olarak yazamayacağım. Soy ağacından bulmaya çalışacağım. Bir kere bildiklerimi yazayım. 4 nolu bireyim 0'mış. O zaman 0-0 yazdım. Pozitifmiş. Büyük R'ye sahip ama nasıl büyük R'ye sahip olduğunu bilmiyorum. Aynı şekilde 0-0'mış ve büyük R'ye sahipmiş. A kan grubuna sahip ama nasıl A olduğunu bilmiyorum. Negatifmiş. Küçük R, küçük R. Aynı şekilde A kan grubunda ve küçük R, küçük R. A kan grubunda ve büyük R'sini biliyorum. Devamlarını bilmiyorum. B kan grubunda olduğunu, bir de pozitif olduğunu biliyorum. A, B negatif. Pardon. A pozitif. Şimdi doldurmalarımızı yaptık. Doldurmaları yaptıktan sonra geldim buradaki boşlukları doldurmaya. Mesela 4 nolu bireyden en aşağıdan başlayalım isterseniz. 4 nolu birey sahip olduğu bu sıfırları kimden almıştır? Ben şu an kalemimi bulamıyorum. Evet, buldum. Sıfırları kimden almışızdır? Bir tanesini annemizden, diğerini ise babamızdan almışızdır. Evet, anneyi belirledik artık. Anne babanın eraçlarına baktığımız zaman annemizde tek tip eraç var. O da küçük R eraşı. O yüzden bütün çocuklarına kesinlikle küçük R vermek zorunda. 4 nolu bireye baktım. Küçük R'ye sahip mi? Değil. Demek ki annemizden aldığımız o bilmediğimiz alel kesinlikle küçük R oluyor. 5 nolu bireyim. A kan grubuna sahip. Ama yanındaki aleli nasıl bulacağız? Hemen baktım yukarıya. Babamız 0-0, yani babamızın verebileceği tek çeşit alel var. O da 0 aleli. E demek ki 5'teki bilinmeyen alel de 0 oldu. Çıktım üst soya. Burada ben neyi biliyorum? Bu bireyim küçük R'ye küçük R'ye sahipse bütün çocuklarına kesinlikle küçük R'nin alelini vermek zorunda. E o zaman 2'de ve numaralı olmayan şu bireyde belirtilmeyen alel küçük R. Çünkü büyük R'ler belirtilmiş sadece. Onun dışında 3 nolu bireyim zaten küçük R'ye küçük R'ye sahip. 3 nolu birey küçük R'ye küçük R'ye sahipse bunun bir tanesini babasından, diğerini ise kimden almıştır? Annesinden almıştır. Onu da yazdık. Devam ettim artık kan gruplarını belirlemeye. Şu B kan grubundaymış. Tabii ki de B'yi annemizden almış olamayız. Kimden almışızdır? Babadan almışızdır. Babadan B alacağım. Anneden ne almam lazım? Anneden A alamam. Anneden A alırsam benim kan grubum AB olur. Demek ki ben anneden sıfır alayım ki benim kan grubum B olsun.
Aynı şekilde şu bireyim, bunu numara vermemiş zaten çünkü bunda iki tane ihtimal çıkıyor. A kan grubunda ama A kan grubu A0 ya da AA şeklinde karşımıza çıkabilecek. Bunda iki tane ihtimal var. Zaten numaralı almadığım için onu dikkate almayacağız. Hangisi doğru olarak verilmemiştir? Birinci birey A, evet sağladı. İkinci birey B0 büyük küçük sağladı. Üçüncü bireyimiz AA demiş. Biz üçüncü bireyi A0 olarak belirlemiştik. Şurası yanlış oldu, sağlamadı. İkincim burada çok fazla eraş çaprazlaması yapmadık. Ama şuraya ben bir çaprazlama yapayım, küçük bir çaprazlama. Atıyorum eraş pozitif olsun. Ama eraş pozitif nasıl eraş pozitif olsun? Heterozigot olsun. O zaman bu şekilde midir? Aynı şekilde başka bir heterozigot pozitif olan eraşım olsun. Çaprazlamayı normal çaprazlama şeklinde yapıyoruz. Yani büyük R büyük R, büyük R küçük R, büyük R küçük R ya da küçük R küçük R. Bu heterozigot pozitif olan iki tane eraşın çaprazlanmasıydı. Atıyorum bir heterozigot olsun, diğeri çekimik olsun. Negatif olsun. Bunun çaprazlaması da zaten yine klasik normal. Büyük küçük, büyük küçük. Niye çıktı? Şunu küçültelim. Bir de küçük küçük şeklinde sonuçlarımız karşımıza çıkıyor. Yani eraş çaprazlaması bu şekilde. Evet. Anladım hocam. Tamam canım. Cinsiyete bağlı kalıtımdayız, eşeğe bağlı kalıtımdayız. Renk körü genini bulunduran anne ve baba ile ilgili bu ifadelerden hangileri doğru değildir demiş. Sözel olarak çıkan bunları aslında bildiğimiz verileri yazaraktan bulabiliriz. Yani bundan kitaplarda yazıyor. Ama hep diyoruz ya işte ezberlemeye gerek yok. Eğer konuyu kavradıysanız siz mantığından şıkların doğruluğunu tespit edebilirsiniz. Şimdi anne babamız renk körü genini bulunduracakmış. Bir kere renk körlüğü cinsiyete bağlı yani X'e bağlı taşınan bir hastalıktır. Burada bir anne yapalım. Kalemim. Bir annemiz mevcut, bir de babamız mevcut. Anneler, dişiler XX'e sahiptir. Babalar ise XY'ye sahiptir. İki ebeveynde de renk körlüğü geni mevcutmuş. Babamızda renk körlüğü geni mevcutsa bir tane X'in var. Direkt o zaman X'inin üzerinde bu durum olacak. Annemizde de mevcutmuş. Pardon. Ancak annemizde iki tane X olduğu için ben sadece bir tane X'ini bilebiliyorum. Diğerini şu an belirleyemeyeceğim. Hangi ifade doğru değildir diyordu bize. Anne renk körü olmayabilir. Evet, diğer X'im eğer baskın bir R'ye sahipse, şöyle bir R'ye sahipse, benim kesinlikle annemde bu hastalık görünmeyecek. Doğru bir ifade. Devam ettim. Kız çocukları renk körü olamaz demiş. Kız çocuk neydi? Anneden ve babadan X alan çocuk demekti. Yani cinsiyet XX olacak. Babadaki X'i zaten renk körlük X'i. Annede de bu mevcut. Niye bunlar karşılıklı gelebilirler? İkinci ifademiz yanlış. Baba renk körüdür demiş. Evet, babanın renk körü olduğunu ilk başta belirledik. 3 doğrudur. Erkek çocuk renk körü genini babadan alır. Erkek çocuğumuzun kromozom durumu nasıl? XY şeklinde mi? Bana erkekliği belirten Y kromozomu kimden geliyor? Babadan geliyor. O zaman ben babadan Y kromozomu alıyorum. Ben babadan renk körlüğü genini almıyorum. Dördüncü ifadem kesinlikle yanlış bir ifademdir. 2 ve 4 şeklinde cevabımızı bulduk. Aynı şekilde hemofili durumu da yine X'e bağlı taşınan çekinik bir hastalıktı. Hemofili olmayan anne ve babamız varmış. Yine bir annemiz, bir adet de babamız mevcut. İkisi de hemofili olmayacak.
O zaman yazdım buraya. Baba hemofili olmayacaksa kesinlikle bir tane X olduğu için doğrudan genotipini belirledim. Şimdi annemiz de hemofili olmayacak. O zaman kesinlikle sağlam genimiz mevcut. Ama diğeri sağlam da olabilir, hastalık geni de olabilir. Ama ne olursa olsun benim bireyim zaten baskın olan alel ortaya çıkacağı için sağlam oluyor. Bunların ilk çocukları hemofili olmuş. Sizce ilk çocukları hemofili ise ilk çocukların cinsiyeti ne olabilir? Cevap. Kız. Kız olabilir mi? Nasıl kız olacak? Kız olamaz hocam. Erkek olabilir. Kız olamaz kesinlikle. Çünkü kız çocuğumuzun hasta olabilmesi demek iki tane X'inin de üzerinde hemofili genini, alelini bulundurması demektir. Babamızda X'imizin üzerinde hastalık aleli olmadığı için kesinlikle hasta olan çocuğumuz kız olmayacak. Hasta olan çocuğumuz erkek olacak. Erkekse babasından Y'sini aldı. Annesinden demek ki şu belirleyemediğimiz alel, hastalıklı bir alelmiş, onu aldı ve hasta bir erkek çocuğumuz oldu. İkinci çocuğun hemofili olma ihtimali kaçtır diye soruyor. Artık siz genotipi biliyorsunuz. Tek tek çaprazlama yapacaksınız. Çaprazlama yine normal çaprazlama şeklinde yapıyorduk. İlk olarak büyük H'lerimiz geliyor. Daha sonra büyük H'ye Y diyoruz. Daha sonra şöyle taşıyıcı olan bir durum karşımıza çıkıyor. En sonunda şu çekinik durumumuz ve hasta durumumuz karşımıza çıkacak. 4 tane sonuçtan bir tanesi cinsiyet belirtmemiş. O zaman doğrudan ben 1/4 dedim. Değişik 10. soruya bir bakalım. Sözel bir soru. Sadece eşeğsiz olarak üreyebilen bir popülasyondan bahsediyormuş. Buradaki genetik varyasyon, yani genetik çeşitlilik, varyasyon çeşitlilikti. Bu olaylardan hangileri sonucu ortaya çıkabilir demiş. Eşeğsiz üreyen bir popülasyonun geçirmiş olduğu bölünme tipi mitoz bölünmedir. Ve hatırlıyorsak mitoz bölünmede ana canlıyla ve birbirleriyle aynı kalıtsal yapıya sahip iki tane yavru döl oluşuyordu. Mitoz bölünmede aynı canlılar oluşuyorsa kesinlikle çeşitliliğini sağlamayacak. Crossover sadece mayoza ait bir parça değiştirme olayıydı. Mitoz bölüme geçiyor bizim bu canlımız. O yüzden sağlamayacak. Mitoz bölüme geçiren canlılardan ortaya çıkan çeşitlilik sadece mutasyon ile gerçekleşiyordu. O yüzden cevabımız sadece 3 olacak. Ay. Şuraya baktığımız zaman X ve Y kromozomlarını bize temsili göstermiş. Homolog bölgelerini bir de homolog olmayan bölgelerini gösteriyor. Homolog nedir? Her iki cinsiyetinde de ortak olarak bulunan özellikler ki zaten bunu ortak olarak L diye göstermiş. Homolog olmayan yani eş olmayan bölgede ise sadece X'e ait bazı özellikler bir de sadece Y'ye ait bazı özellikler mevcut olacak. Buna göre verilen özelliklerden hangileri hem dişi hem de erkek bireylerde ortaya çıkabilir diye sormuş. Şimdi L her iki cinsiyetinde de ortak olacak. Çünkü homolog bölgemde, eş bölgemde bulunan bir özellik. Evet L'yi belirledik. Kalemim burada. Şimdi M sadece Y kromozomunda bulunuyor. Şu K ise sadece X kromozomunda bulunuyor. Ama sizin cinsiyetiniz dişi de olsa, erkek de olsa neye sahipsiniz? X'e sahip misiniz? O zaman X üzerinde bulunan bütün özellikler aslında hem dişi de hem de erkekte bulunabilen özelliklerimiz. Cevabımız bundan dolayı K ve L olacak. Yani bursa. Renk körü bir anne ile normal görüşlü bir babanın çocukları ile ilgili. Hemen yazalım. Annemiz
Rengini değiştireyim. Annemiz renk körü olacak. O zaman bu mudur? Babamız normal olacakmış. Normalse bu mudur? Direkt bunları belirledik. Hangi ifadeler doğrudur demiş. Erkek çocukları renk körüdür. Erkek çocuk nedir? Cinsiyet formülü olarak X'ye midir? Yani Y babadan geliyor. X'ler anneden geliyor. Ve anneden gelecek her X'im de benim hastalıklı X'im. O zaman bütün erkek çocuklarım kesinlikle renk körüdür. Devam ettim. Normal görüşlü çocukları olamaz demiş. Bir kere normal görüşlü olabilmesi için kesinlikle üzerinde büyük R bulunduran bir alel almam gerekiyor. Üzerinde büyük R bulunan alelim var mı? Kesinlikle var. E neden olmasın o zaman? Babamdan büyük R olan alel X gelir. Annemden herhangi biri gelir. E her iki durumda bireyim normal görüşlü ancak taşıyıcı olarak karşıma çıkar. İkinci ifademiz yanlış. Üçüncü ifademiz kız çocuklarının tamamında renk körlüğü aleli bulunur. Bir kere kız çocuğumuz renk körlüğü geni bulunur demiş. Kız çocuğumuz her iki ebeveynden de X alan bireydi. Anneden alacağı her X'i renk körlüğü taşıyacak. Bu yüzden bütün hepsinde renk körlüğü geni bulunacak. Bakın renk körü hastası değil ama bu gene sahip mi? Evet sahip. 1 ve 3 bizim için doğrudur. Dörde bakalım yine. Hemofili olmayan anne ve babanın, hemen anne baba yazıyoruz buraya. Hemofili olmayacaklarmış. O zaman her ikisinde de mutlaka bir tane baskın alel olacak. E babamızda direkt zaten tek X olduğu için Y'sini de yanına yazdım. İlk çocukları hemofili erkek imiş. Hemofili erkek olabilir zaten. Çünkü babasından Y alacak. Annesinden ise şu belirleyemediğimiz hemofili alelini alacak. İkinci çocuklarının sağlıklı bir erkek olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi anne babayı belirledikten sonra çocukları için direkt çaprazlama yapıyoruz. Gençler bir 30 saniye geliyorum ama. Sıkıntı yok hocam. Hayır sakın bilgisayarın başına geçmeyin. Kardeş niye görüşmüyor? Gelip su istiyor. Eren elim sana mı tutuyor sanki? Olmuş. Duyamadım. Ne diyorsunuz? İkimi yazıyor. Hocam bütün bir şeyler yapmıyorlar. Yaptıracağım. Efendim? Işkan yobazlık yaptı hocam. Şey diyor. Diyor küçücük çocuk diyor. Niye oruç tutmuyor diyor. Ben de dedim Işkan. Bir yaptığın ayıp bir şey dedim. İnsanları yargılayamazsın dedim. Işkan bekleme lazım sana mı? Devam ediyorum gençler. Bu arada ben buradan chat'e girince siz beni görebiliyor musunuz? Nasıl yani? Şu an ben Zoom'un chat sayfasını açtım. Sizi görebiliyor musunuz? Evet hocam. Efendim? Evet. Ne yazıyor? Hocam yazarsanız görürüz chat'e. Hayır, şu an siz ekran oda, screen'de yani ne görüyorsunuz? Sadece... Yok hocam. Görünmüyor hocam. Tamam. Kim bir şey yazmış hocam, bunu görüyorum şu an. Kim yazmış? Çin. Yo ben öyle bir şey yazmadım. Devam ediyorum tamamdır. Ekin. Biri senin adını yazıyor buralara. Efendim? Biri senin adını yazıyor diyorum. Hocam hep Sedat yapıyor. Tüm hocalara yapıyor. Şakalık yapıyor galiba. Bundan ben yapıyorum. Bundan sen yapıyorsun. Ben niye yapayım? İşsiz miyim? Şimdi devam ettim. Çaprazlamamızı yapacağız. Çaprazlamayı yaptığımız zaman öncelikle x'lerimiz geldi. Daha sonra
Diğer x'im ile diğer x'im geldi. Bir de erkek bireylerim geliyor. O zaman sonuçlarımı belirledim. Sağlıklı bir erkek olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi sizin erkeklerinize baktığınız zaman burada sağlıklı olma olasılığı kaç? 1 bölü 2 mi? Erkek olma olasılığı kaç? 1 bölü 2 mi? O zaman cevabınız 1 bölü 4. Yani %25 olacak. Ya da total sonuca bakarsınız. Yani işin içinde hem dişilerin hem erkeklerin olduğu toplam sonuca bakarsınız. Toplam sonuçta kaç tane erkek sağlıklı diye düşünürüz? 4 tane sonucumuzdan bir tane erkeğim sağlıklıysa tekrardan 1 bölü 2 ile çarpmama gerek yok. Çünkü ben o cinsiyet ihtimalini cevabın içerisine koyduğum için yine cevabım 1 bölü 4 çıkacaktı. Yani şurada ben 1 bölü 2 ihtimalimi ekstra değerlendiriyorum. 1 bölü 2 ihtimalimi ekstra değerlendiriyorum. Yani cinsiyet ihtimalini işin başında, işin içine sokuyorum. O yüzden tekrardan bir cinsiyet ihtimaliyle çaprazlama yapmıyoruz. Hadi bir de bununla alakalı çaprazlama yapalım. Dersimiz kaçta bitiyor? 40'ta mı? 30'ta mı? 30'ta hocam daha var. Tamam. Aşağıdaki soyacında X kromozomu üzerinde çekimik olarak taşınan bir renk körü hastalığını belirtmişler. Hangilerinin renk körlüğü bakımından genotipi belirlenemez diye soruyor. Renk körlüğü cinsiyete bağlı bir hastalıktı. Cinsiyetim erkek ve hasta direkt yazdım. Aynı şekilde cinsiyetim erkek ve hasta yazdım. İki nolu bireyimiz erkek ve hasta olmayacak, yani sağlam olacak. Biz böyle cinsiyete bağlı taşınan hastalıklarda erkekleri kesinlikle belirleyebiliriz. Çünkü erkek ya hastadır ya da sağlamdır. Başka bir ihtimalimiz yoktur. O yüzden belirlediğim erkekleri de üzerine yazdım. Geçtim şimdi dişilere. Evet, geri sayım başlamıştır. Bu erkek çocuğun Y'sini babadan almıştır. Bunu kimden almıştır? Annesinden almıştır. Anne renk körü hastası değil, o zaman annede sağlıklı olma aleli bulunacak. Belirttik bunu. Geçtim 4 nolu bireye. 4 nolu bireyin dişi, yani XX'e sahip. Babadaki sahip olduğumuz X zaten baskın olan X'imiz. Anneden büyük R de gelebilir, küçük R de gelebilir. Çünkü her ikisiyle de benim bireyim zaten sağlıklı oluyor. 4 nolu bireyini bu yüzden belirleyemiyorum. 2'ye bakalım. 2'yi belirledik. 5'e de belirledik. Şu 8'e bakalım. 8 nolu bireyim dişi bir birey ve sağlam olan bir birey. Yine aynı şekilde babasından sağlıklı olma ikisini alacak. Çünkü alabileceği başka ikisi yok. Annesinden ise büyük de olabilir, küçük de olabilir. Her ikisi de benim 8 nolu bireyim sağlıklı yapacak. Yani ben bunu da belirleyemedim. 4 ve 8 belirlenemedi şu anlık. Öyle bir şık yok. Bir dakika. Pardon, şuna bakmayı unuttum ben. Bu erkek çocuğumuz ne olmuş? Hasta bir erkek olmuş. Hasta erkek babasından Y'yi almıştır. X'i kimden almıştır? Annesinden almıştır. Demek ki annede belirleyemediğimiz X nasıl bir X? Hastalıklı bir X. Ama kesinlikle 8'i belirleyemiyorum. Onu söyledik. Danso'ya geçtim. Erkek çocuğun Y'sini babadan aldı. X'ini ise anneden aldı. Anneyi bir belirledim. Aynı şekilde bu babamız bütün kız çocuklarına hasta olan X kromozomunu verecek. Bu dişim hasta değilse diğer aleli kesinlikle sağlıklı alel olacak. Bunu da belirledim. Ama 3 nolu bireyimi belirleyemedim. Bir de 8 nolu bireyimi belirleyemedim. Cevabı 3 ve 8. Ay.
Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, şu tarz soruları arıyordum ve şu an buldum. İşin içinde hem kan grubu var hem de cinsiyete bağlı bir hastalık durumu söz konusu. Normal görüşlü bir annemiz varmış. Bir de kalemimi bulabilirsem buradaymış. Normal görüşlü bir annemiz olacak. Bir de babadan bahsedeceğiz. Şimdi anne normal görüşlüyse mutlaka X'lerinden bir tanesinin sağlam alelin olması gerekiyor. Kan grubu da A pozitif imiş. Kalemim yok. Heh, burada. A pozitif. Boşluklarını bıraktım çünkü biraz sonra çocuklarından bulacağım. Renk körü olan bir babamız olacak. Renk körü babamız bu şekildedir. Kan grubu da 0 negatiftir. İlk çocukları aşağıdakilerden hangi genotipe sahip olamaz diye bize sormuş. Öncelikle kan grubu olarak baktığım zaman kan grubu A 0 olabilir mi? A 0. Evet olabilir. Büyük R, küçük R, evet olabilir. X'leri ise ikisi de küçük R olan X olacak. Babadan küçük R ile X geliyor. Anneden belirleyemediğimiz X küçük R ise evet benim A şıkkım bana uygun bir şıktır. Devam ettim. B şıkkımıza diyor ki 0 0 olsun demiş. Evet buradan 0 aldım. Buradan da 0 almış olabilirim. Buradan küçük R almışımdır. Buradan da küçük R almışımdır. Ne kadar böyle mışımlı mışımlı konuşuyoruz değil mi? Yani sürekli ihtimal hesaplıyoruz. Hastalık durumu ise renk körü bir erkek olsun demiş. Babadan Y'yi alacağız erkek olduğumuz için. Annemizden de şu belirleyemediğimiz X renk körü X ise bunları alıp B şıkkına sahip olan birey oluşturabiliyorum. Dedim ve yine temizliğimi gerçekleştirdim. Devam ettim C şıkkına. A sıfır olmuş diyor. Zaten A sıfıra biz olur vermiştik. Zaman kazanabilirsiniz bu şekilde. Küçük R'lere olur vermiştik burada. Bu da tamamdır. Büyük R'ye küçük R olsun demiş. Şimdi bunun örneğini daha A ve B şıkkında görmedik. Babadan küçük R'ye gelecek zaten. Annede büyük R aleli var mı? Evet var. O zaman C şıkkı da bana uydu. B şıkkına baktığında 0 0 olsun demiş. Evet 0 0'ı B şıkkında olur demiştik. Büyük R küçük R olsun demiş. Bunu A şıkkında olur demiştik. Büyük R'ye küçük R olan bir dişi olsun demiş. Bunu da aynı şekilde C şıkkında olur vermiştik. O zaman D şıkkımızda da bir sıkıntı yok. Geçtim E şıkkına. A 0'a evet olur dedik. Büyük R küçük R'ye evet olur dedik. X'lerde her ikisi de büyük R'ymiş. E tamam anneden ben sağlam olan renk kör yani renk körü olmayan X'imi aldım. Babada böyle bir X var mı? Yok. O yüzden benim E şıkkıma sahip bir çocuğum maalesef olamayacak. Bir de şu tarz soy ağaçlarında hangisi mutasyon sonucu oluşmuştur şeklinde klasik soru tiplerimiz var. Yine bu soy ağacımız X'e bağlı çekinik bir özelliği gösteriyormuş. X'e bağlı çekinik bir özelliği gösteriyorsa hemen cinsiyetlerini ve sahip oldukları genotipleri üzerlerine yazıyorum. Dişiler XX, erkekler XY. Erkeklerim ya hastadır ya sağlamdır. O zaman erkeklerde taralı olmayanlar kesinlikle sağlam olacak. Ben R dedim. Hep sürekli renk körlüğü çözdüğümüz için elim alışmış. Oradaki üstündeki harf zaten bir önemi yok. Sadece belirtmek amaçlı veriliyor. Hepsini belirledik. Zaten bir 3 nolu bireyim kaldı. 3 nolu bireyimize baktığımız zaman onu bir de belirleyelim. Cevabı direkt bulduk ama neyse. Şu bireyim ya da şu, evet. Şuradan bakalım. 3 nolu bireyimiz çocuklarının sahip olduğu X'ler nasıl gelmiştir? Anne babadan mı gelmiştir? O zaman 3 nolu bireyim kesinlikle bir tane küçük R'ye sahip olacak. Özelliği göstermediği için yanındaki R'nin de
büyük olması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman hemen hangileri uygun, hangileri uygun değil diye kontrol edeceğim. Mesela iki nolu bireyim Y'sini babadan almıştır, küçük R'sini annesinden almıştır. Evet, uygundur, bir sıkıntı yok. Bir nolu bireyim Y'sini babadan almıştır, büyük R'sini anneden. Aa, annede büyük R yok ki. Buradan alamayacak. O zaman burada mutlaka bir mutasyon olmuş. Birim ortaya çıkmasını tek açıklaması orada mutasyonun gerçekleşmiş olmasıdır. Cevap zaten 1 diye çıkacak. Şunlara da bakalım. Mesela bu 4 nolu bireyim. Bir tane X'ini babasından, diğerini annesinden almış olabilir. Çünkü annemiz sağlam ama geni taşıyordur. Bu şekilde bulunduruyordur. Uygundur yani bizim için. 5 nolu bireyim zaten direkt çaprazlamadan bulduk, uygun. 3 nolu bireyim aynı şekilde anneden sağlam olma alelini, babadan ise hastalık alelini almış olabiliyordu. Yani bizim için yine uygundu. Evet canım öğrencilerim. Zaten geri sayımımızda son 1 dakikamız kaldı. Bugünlük işte kalıtın tekrarımız bu şekilde. Böyle gözümüze çarpan birkaç soruyu çözdük. Hala eksik sorularınız varsa, özellikle Palme'deki bu mini sınav kısımları, birazcık daha pratiklik isteyen, bilgi isteyen boşluk doldurma kısımları çözmenizi öneriyorum. Konuyu kavramanız için. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Aa, bir dakika. Görüşürüz hocam. Bir dakika canım.